Evet arkadaşlar, şimdi size idrarda glikoz pozitifliği ya da işte idrarda glikoz saptanmasının nedenlerini anlatacağım. Bu idrar tahlili içinde olan bir test ama çok fazla bilinen bir test değil. Genellikle bunun işte şeker hastalarında olduğu varsayılır ama bunun birçok nedeni var. Şimdi idrarda glikoz, normalde idrarda glikoz olmaz ya da çok az olur. Bu zaten saptanamaz. Onun için idrar testinde idrarda glikoz çıkmışsa işte böyle pozitif yazar. Bu durumda bir sıkıntı var demektir. Normalde arkadaşlar kanda kan şekeriniz, yani glikozunuz böyle 160, 170, 180, 190 ve üzeri ise bu fazla glikoz böbreklerle artık atılmaya çalışılır ve idrara çıkar. Şimdi idrarda glikoz çıktı. Bunun nedenleri nedir? Şimdi bunlara geçelim. Bu en başta tabii diyabet şeker hastalarında görülür ama sadece diyabet mi? Hayır. Gebelerde idrarda glikoz geçişi artmıştır arkadaşlar. Gebelerde idrarda glikoz böyle bir pozitif, iki pozitif gibi çıkabilir. Ama tabii gebelerde diyabet gelişmişse o zaman daha yüksek pozitiflikler olur. Ama diyabet olmasa bile yine gebelerde bir miktar glikoz çıkabilir. Onun dışında böbrek hastalıkları. Arkadaşlar böbrekte özellikle glikozun emilimini bozan tübülüs fonksiyonları diyoruz. Onlarda bozukluk yapan hastalık varsa böbreğinizde glikoz ne olur? Böbreğe kaçar ve idrarda pozitif olur. Bu böbrek hastalıkları nadirdir ama bu durumlarda da görülebilir. Bir diğer neden nedir arkadaşlar? Bu da çok aslında sık görülür. Renal glikozüri. Burada ne vardır? Burada kanda glikoz normaldir ama idrarda glikoz çıkar. Burada da neden nedir? Böbreklerin glikozu tutamaması, glikozu kaçırmasıdır. Böyle kan şekeri normalse, idrarda da glikoz varsa bu renal glikozüri olabilir. Genellikle iyi huylu bir durumdur. Tabii başka nedenlere bağlı olmazsa, mesela Wilson hastalığına falan bağlı olabilir bu durum. Veya işte sistinoziz gibi nadir durumlara bağlı olabilir. Onlara bağlı da ise bu durum genellikle önemli değildir. Bir diğer neden nedir arkadaşlar? Damardan mesela dekstroz alan hastalar. Bazı hastalarda böyle dekstroz bir şeker türüdür. Beslenmek için doktorunuz damardan IV dekstroz takabilir. Bu durumda ne olur? Kanda glikoz çıkabilir. Yine ağır karaciğer hastalıklarında ve akut pankreatit, yani pankreas bezinin böyle ani iltihaplanmasında idrarda glikoz. Şimdi idrarda glikoz çıkmasının ana nedenleri bunlar. Bir de ne var? Yalancı pozitiflik var. Bunu özellikle laboratuvar dinlesin arkadaşlar. İdrarda glikoz yalancı olarak niye pozitif olur? Birinci neden nedir? Peroksidaz varlığı. İdrarda peroksidaz varlığı. Bu peroksidazlar genellikle idrar yolu enfeksiyonlarında bakteriler tarafından bir enzimdir bunlar. Mesela sistit gibi bir enfeksiyon varsa peroksidaz reaksiyonuyla idrarda yalancı glikoz pozitifliği olabilir. Onun dışında idrarın hipoklorit, yani çamaşır suyu ile temas ettiği durumlarda yine hipoklorit yalancı glikoz pozitifliği yapar. İdrarda diğer şekerlerin varlığı, mesela galaktoz, pentoz, laktoz, fruktoz gibi şekerler varsa, bunlar bazı metabolik hastalıklarda olabilir. Bu gibi durumlarda idrarda yine glikoz pozitif olabilir. Ve kullandığınız ilaçlar, hangi ilaçlar? Birincisi penisilin, diğeri sefalosporin grubu bazı antibiyotikler, yine sülfonamitler ve böyle radyolojik tetkiklerde kullanılan radyografik kontrast maddeler. Bunlar da idrarda yalancı glikoz pozitifliği yapar. Yine idrarın alkali olması, yani ne demek bu? İdrar pH'inin yüksek olduğu durumlarda, idrar densitesinin yüksek olduğu durumlarda, yani çok fazla idrarda madde varsa yine glikoz yalancı pozitif olabilir. Ve çok sık akla gelmez, bu da aklınıza gelsin. Miadı geçmiş idrar stribi varsa ya da işte idrar stribi nemlenmişse veya bozuksa bu da yalancı glikoz pozitifliği yapar. Evet, idrarda niye glikoz çıkar konusunu anlamış olduk böylece. Size nedenlerini ve yalancı pozitifliklerini anlattım arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Bununla ilgili ya da başka bir testle ilgili sorunuz varsa yine bana videonun altından ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.